الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. آمنت بالله وبما جاء من عند الله، آمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله مجملا ومفصلا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، والبعث بعد لا إله إلا الله ورسوله. Günahlarımızın, kusurlarımızın affi için bir dahi okuyalım. Bilhassa alırız abimizin mağfiret olması için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Son nefesimizde bu kelime-i şehadeti okumaya muktedir olup Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iman okuyalım aşkına. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Cenab-ı Hak bu kelime-i şehadeti okuyarak yahut bu kelime-i şehadetin ortaya koyduğu manayı yaşayarak imanla ahirete göç etmemizi nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, her fani gibi Ali Rıza Topuk'a kendisine takdir edilen, Allah tarafından verilen 85 yıllık ömrünü tamamlayıp ahiret yolculuğuna çıkmıştır. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Onun dostları, yakınları, komşuları gerek buradan gerek Rize'den burada ona son görevimizi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ona görevimizi yaparken bizim de buradan alacağımız bir iki bir şey olması lazım. Sevgili kardeşlerim, dünya gurbettir. Bizler doğup büyüdüğümüz topraklardan başka yerlere göç ederek gurbet içinde gurbet yaşarız. Ali Rıza abimiz de Rize'nin Derebazarı Çukurlu köyünde doğup büyüdü. Orada ailece çalıştılar, sanatla meşgul oldular. Ama bir zaman sonra toplanıp İstanbul'a geldiler. Kendisi bu mahallede yaşadı. Dolayısıyla bu caminin, Mehmet Çavuş Camii'nin son zamanlarda söylenen adıyla modern caminin cemaati oldu. Bayramını, cumasını, teravihini, vakit bulursa vakit namazlarını burada eda etti. Onun yakınları da cemaati olduğu camiden ahirete uğurlanmasını istediler ve burada ona son görevimizi uğurlama merasimimizi yapıyoruz kardeşlerim. Esas yurt, ana vatan ahirettir. Oraya gidilecek. Peki ölünce ne oluyor? Toprak olmuyor muyuz? Toprak oluyoruz ama belli bir zaman sonra da dirileceğiz. Peki bunu nereden biliyoruz? Bunu bizi yaratan Allah'ın sözünden biliyoruz. Kur'an'dan biliyoruz. Peki örneği var mıdır? Hocam diyeceksiniz. İki tane büyük örneği vardır. Biri mevsimlerde, baharda görürüz. Ölü olan toprak yeşermeye başlar. Kur'an'da Cenab-ı Hak der ki işte bu yeşeren dünya var ya size öldükten sonra dirilmeyi gösteriyor. Onun gibidir. Öldükten sonra bu baharda ortalık nasıl yeşilleniyorsa, nebatatlar, bitkiler bitiyorsa, canlanıyorsa öyle dirileceksiniz der. Bu bir. İkincisi her gün 24 saatte yaşıyoruz. Akşam yatağımızda uyumayı Cenab-ı Hak ölmeye, sabahleyin uyanmayı da dirilmeye benzetiyor. Nerede? En'am suresinin 60. ayetinde. Estağfirullah. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ ف۪يهِ لِيُقْضَى اَجَلٌ مُسَمَّى. Nedir manası? Diyor ki Cenab-ı Hak, iyi dinleyin. Manasını kelime olarak söyleyeceğim. Sizi geceleyin öldüren, yani öldürür gibi uyutan, ama kelime yeteveffaküm, mevta diyor. Sizi öldüren ve gündüz yapacaklarınızı sizin için takdir edilmiş ecelin tamamlanması için sizi dirilten, sabahleyin gündüz dirilten, yani dirilti gibi uyandıran Allah'tır. Dönüş onadır. O sizin yaptıklarınızı haber verecek. İşte bu ayet bize diyor ki her gece uykumuz ölüm, sabahleyin uyanmamızda nedir? Dirilmedir.
Sevgili kardeşlerim, bu dersi alalım. Ebediyen dirileceğimiz yer, kalacağımız yer ahirettir. Merhum Necip Fazıl'ın sözünü hatırlatayım. Diyor ki, ölmek için mi doğdun, bir de doğmak için öl. Yani ebediyen doğabilmek için aziz kardeşlerim ölmek gerekiyor. İşte ebediyen doğmaya namzet Ali Rıza abimiz gidiyor. Ama ölüm ile aramızda hiçbir engel yoktur. Parmağımızın ucundadır, gözümüzün önündedir. Ölüm gelirken bir engel aşarak bize gelmeyecek. Bu andan itibaren ölüme gidebiliriz. Ölümün ne zaman olacağı Allah tarafından bilinir. Bize bildirilmemiş ki ona her zaman hazır olalım kardeşlerim. O halde ölüme hazır olma dersini buradan üzere. Sevgili kardeşlerim, Ali Rıza Topuk ağabeyimizi ben gençliğinden beri biliyorum. Çünkü yeğeni sayılırız, komşuyuz, beraber yaşadık aynı topraklarda. Onun ne taşkınlığını ne şaşkınlığını görmedik. Ehli iman, iyi bir insan olduğuna ben şehadet ediyorum. Siz de şahit misiniz? Şahit. Cenab-ı Hak şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Ona ahirete mutalik hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah sizden ve Ali Rıza abimizden razı olsun. Amin. Cenaze namazı 4 tekbiriyle kılınacak. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Senavke'yi okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilmeyen bildiği bir duasını, dua niyetini okuyor. Dördüncü tekbirden sonra selam veriyoruz. Her kişi niyetine. Niyet eyledim Allah rızası için musallada bulunan her kişi cenaze namazını kılmaya. Namazı Allah için, sevabı ruhu için, salatu selamı Resul-i Ekrem için uydum. Azı olanım.